Sizin bir hatıranız vardı az önce anlatacaktınız bir parktaki onu dinleyelim evet. inşallah. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı var. Bir gün bir annenin feryadı. Binlerce anne. Az önce güzel bir şey söylediniz. Bu kulaklarım şu evladım ölse de kurtulsa. Bıktık artık. O sandık dayanamaz hale geldik. Ya atsan atılmıyor. Tutsan tutulmuyor. Ev alsan alınmıyor. Biricik erkek evladı olan babanın parkın ortasında kaburga kemiklerini kıran madde bağımlısı var. Aa, evde kapıları sağlam bırakmayan, korkularından kapı içerisinde kapı kilitlemek zorunda kalıyorlar. Musuni ben geceleri çıkarım. Ee, Muhsin yazıyorum parkımıza gittik. Bir anne dedi ki evladım yok hocam dedi. İkisi madde bağımlısından öldü. Biri intihar etti, biri öldü. 3. kurtar bari. Çocuğun bir adını verdi. ...hiç bilgimiz yok. Tabii bizim... E, ...görüştüğümüz... E, ...selamuna ettiğimiz dostlarımız var. Yani böyle kimin eli kimin cebinde. Bu işi... ...severek yapıyorum. Elhamdülillah. Yürek sahibi olmak lazım. Beni tehdit ediyorlar. Müşterilerini çalıyorum ellerinden. Ya biz kimsine bir davamız yoktur. Senin de çocuğun olabilir kardeşim. Bu maddeyi satan kardeşim... ...senin de yavrun yanacak. E, ben çok tehdit alıyorum. Sefer Vali Bey de bunu söyledim. Yani evet. ne bir savunmamız var, ne silahımız var. İman gücüyle olsun. bu işi götürmeye çalışıyoruz. Ee, baktım orada beş altı genç oturuyor. Biraz karanlık köşeyi seçmişler, kuytu köşeyi. Evet. Gençler, iyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Cevap, kimdir lan bu yamuk? Estağfurullah. Dedim, benim. <laughs> bir caim mı geldi. Hiç unutmam o anım ben. Çocuk kollarını açarak yanıma geldi. Kafası çok iyiydi. Çok geç kalmadın mı hocam? Allah'a eyber ya. Biz bittikten sonra mı geldin dedi. Yani çok geç kalmadın mı? Ey Müslüman nasıl yatağında yatıyorsun? Komşunun evladı madde bağımlısı. Sıkıntı içerisinde. Nasıl rahat ediyorsun sen? Bu bizim yerimiz. Bu benim dünya görüşümü, dünya anlayışımı çalışma şartlarımı daha çok hızlandırdı çok geç kalmayacağız. Bu vatan bizim, bu ülke bizim, bu evlatlar bizim. Anneler, babalar kol kola vererek, ya yavrunu affet, bağışla, küstürme. Baba iki sene küstürmüşsün. Sonra. Yazık değil mi? Üç sene küstürmüşsün. Evet. Annesi sana gelmiş, kafasını dayamış. Yavrum de, başla sohbete. Evet. Senden adam olmaz, insan değilsin, mahalle rezil ettin. Bu nafları geçin ya. Yanıyor o yavru. İki türlü acil şey var. Ya Kriz saati geldiği zaman koşacak, terleyecek, dışarı atacak toksinleri, toksinleri ya da buz gibi duş alacak. Acili bu. Allah Allah. Evin içerisinde bir şey varsa. Bu iş devam ediyor. Evet. Acilen hükümetimizin, acilen böyle evrak üstü değil. Arazide kimler çalışıyor? Bu işe kim göğüs vermiş? Emniyetin içerisinde, jandarmanın içerisinde savcısı, kaymakamı, Kimler gönül vermişse bunlara bir çalışma yolu belirlenmesi lazım. Evet Bu memleket içten içe, dumansız bir savaşla karşı karşıya savaşta kaybediyoruz. Ve bu ateş gittikçe şey büyüyor. büyüyor. Değil mi Rabbim bir an önce söndürsün. Bu sıradan bir olay değil. Evet Yani karşınızdaki düşmanı bilirsiniz. Savaşa kalktınız, Çanakkale'de kalktık biz. Bütün dünya üstümüze geldi ama top topyekun savaştık. Ya. Düşman komşunda, yanında, sokakta, esnafta, sanayide, veya üniversitede. Hocam ya. Bilemiyorsun ki düşman kim evet. olduğunu. Öyle bir düşman ki kendi aileni sana düşman ediyor. Yani.